Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Bugün oynanacak olan Kasımpaşa Trabzonspor maç öncesinde son değerlendirmemizi yapacağız. Dün bir değerlendirme yaptık. Bir kadro kurduk. Sizlerden gelen mesajlar var. Bunları değerlendirdim. Yorumlarınızı tek tek cevaplamaya çalıştım. Sizlerden gelen yorumları, sizlerin yapmış olduğu kadro, Abdülkadir Ömür düşünceleriniz, Solbek'teki kimin oynaması gerekiyor ve Biliyorsunuz takımda maç öncesinde iyileşmeyen sakatlar var. Şok sakatlıklar var biliyorsunuz. Bunlara değineceğimiz bir video olacak. Öncelikle kanalıma abone olmanızı ve videolarımızı da beğenmenizi istiyorum. Yeni bir yükseliş bekliyorum sizlerden. Bunun altını çizeyim. Şimdi biliyorsunuz şimdi Kasımpaşa maç öncesinde ben dün bir kadro yaptım. Tabi çok fazla sol bek ve sağ önünde kim oynatacak tartışılıyor Abdullah Hoca'nın. Şu an herkes bu konuyu tartışıyor. Ya Densville sol bekte denedi Abdül Hoca. büyük ihtimal sol bekte koyacak. Sağ öndeki tercih de Abdülkadir Ömür'ü kazanmak adına ben Abdülkadir Ömür'le başlar diye bir düşünce vardı bende. Ve çoğu arkadaşımızın yazdığı da biz Abdülkadir Ömür'ü kazanacağız diye maçı kaybedemeyiz. Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf giren Yusuf Sarı'yı tercih edebilir eğer yerli kontenjan anlamında diye bir cevap geldi. Veyahut da Cervinho'nun durumuna bakıp Cervinho ile başlayabilir diyenler var. E tabi Canini'nin olmaması bizim için büyük bir dezavantaj. Çünkü Canini çok farklı bir santrofor arkadaşlar. Canini bu maçta oynamayacak. Kadroda yok. Ve Canini'nin olmaması gerçekten moralleri bozdu. Son dakika sürprizi gibi geldi bana. Evet bir sakatlık geçirdi de önce, önceki hafta ama çok uzadı. Bu kadar neden uzadığınınla alakalı da bir bilgilendirme yapılmadı. Bu biraz moral bozdu. Planları aksattı diye düşünüyorum. Çünkü Cornelius direkt bir santrofor. Atıyorum Koyte gireceği zaman direkt bir santrofor. Ceza sahasının çevresinde. Şurada hemen göstereyim. Mesela şu bölümlerde oynayabilen Santafor tipleri arkadaşlar bunlar. Ama Canini kendini bu tarafa atıyor, bu tarafa atıyor. Foret, foreti, e, gizli Foret gibi böyle arkadan gelebiliyor. Buralarda topla buluşmaya çalışıyor. Ama Cornelius burada genelde bu göbekte arkadaşlar merkezde topu tutayım, indireyim, karambol olsun. Arkaya direğe gireyim, ön direğe gireyim. Yani burada hep bir gol atma derdinde. Çok topla oyunda yok ama Canli'nin genelde topla oynuyor ve onun için de bize büyük bir eksikliği hissettireceğini düşünüyorum ben Canli'nin olmamasının Ve dün kadroyu kurduk. Sol bekte de Densville koyacak dedik. Bruno Perez'i sağ beke sol beke çekme ihtimallerini konuştuk. Konuştuk ama sizlerden gelen cevaplar da şu şekilde. Bruno Perez'imiz sağ bekteyken sol beke çekip adam öldürmeyelim. Oraya Serkan'ı koyup bu sefer hani iki bekten de çok fazla katkı sağlayamazlarsa diye cevaplar aldı. Evet haklısınız. Hoca bunu yapabilir. Çünkü bizim sağ tarafta Abdülkadir Ömür Yusuf Sarı hamlesiyle başlamayı tercih ederse zaten bunu yapacağını söyledim ama yerli bir oyuncu oynatması gerektiğinde de Serkan Hasan'ı mecbur koyacak arkadaşlar diye düşünüyorum ben. Abdülkadir parmağın oynaması gerektiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Evet Abdülkadir Parmağan Yusuf Mallı Yunus Mallı'nın pardon Yunus Mallı'nın bu iki oyuncunun 5 haftadır forma şansı yakalamadığını görüyoruz. Böyle olduğu zaman da oyuncuyu kaybetmem adına artık bunların da oynama zamanları geliyor. Sizlere katılıyorum. Sizlerden gelen mesajlar bu şekilde. Kesinlikle sizlere katılıyorum. Şimdi Ertuğrul Başkan'ın açıklamaları var. Öncelikle buna değineceğim. Ve akşamki maç saat 4'te biliyorsunuz. Maçtan hemen sonra da sıcağı sıcağına videoyu kanalımıza yükleyeceğim. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Ertuğrul Başkan bir isyan yaptı. Dedi ki akılla izah edemeyeceğimiz şeyler yaşıyoruz dedi. Özellikle Galatasaray maçını örnek gösterdi. Verilmeyen penaltıyı Cüneyt Çakır ekranlara bakarak nasıl veremiyor, nasıl göremiyor bu kadar FIFA kokarttı. Dünya dünyada yani yönetmediği maç şekli yok adamın ama bizim maçta niye görmedi diye bir isyanda bulundu. Ben de elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Teknik direktörümüz yapıyor, başkanımız yapıyor, oyuncularımız yapıyor. Dünya para harcıyoruz. Ne için harcıyoruz diyor. Yani şevki kırılmış adamın ya. Bu kadar yatırımlar yapan, bu kadar takımların sahiplenmiş, paralı insanlar yanlış anlaşılmasın lütfen paralı insanlar diyeceğim. Bu insanları kırdırıp futboldan uzaklaştırdığın zaman işler iyice çığırından çıkacak. Bakıyorum yabancı teknik direktörler, yabancı oyuncular geliyor işte bir sürü değişim var ama hakemlerde hep aynı tipler. Yıllardır aynı tipleri görüyoruz ya bıktırdılar artık gerçekten bıktırdılar. Vermiş olduğu kararlar da bıktırdı. E şimdi bir samimi bir duygu yok. Acaba diyorsun şimdi Kasımpaşa maçında adamlar yalandan bir penaltı mı verecek? Yalandan bir kart mı verecek? Diye hep bir tereddüt içerisindesin. E bu da insanın şevkini kırıyor. Ben daha önce de söylemiştim şimdi de söylüyorum. Şimdi Cüneyt Çakır'ın vermemiş olduğu penaltı konuşuluyor. Konuşulmaya devam ediyor. Ertuğrul Başkan gündemini aldı. Demek istiyorum ki Cüneyt Çakır gelse basın toplantısına, röportaja gelsin. Beyin sporsa, sahanın içerisinde hiç kimse gelmesin başka. Beyin sporsa sadece gelsin. Desin ki biz... Ee, buradaki pozisyonda eline çarpıyor Nelson'un ama buradaki eli kapalı veya açık veya işte şöyle veya böyle verdik vermedik neden vermedik kural der ki şöyle şöyle der biz bunu değerlendirdik biz de konuşmayız ya bu kadar basit neden bu hakemlerin bu kadar bu kadar korunduğunu çok merak ediyorum. Eğer bir hakem bariz bir hata yapıyorsa kes biletini gönder nasıl bir futbolcu bariz bir hata yaptığı zaman. Bileti kesiliyor, cezalar alıyor, teknik direktörlere atıyorsun ama nedense hakemler ertesi maç gene maç alıyor. Çok enteresan bir düzen var. Ben de biraz sinirliyim, biraz uzattım konuyu kusura bakmayın. Şimdi Ertuğrul Başkan diyor ki bakın bak biraz önce dediklerimi diyor. Emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, para harcıyoruz ancak gelip vardaki ekranda bile çok rahat bir biçimde görülebilecek bir pozisyonda tüm bu emeklerimizin çalındığını tanık oluyoruz diyor. Yani gerçekten insanın sinirini bozar çünkü o kadar para harcıyor ya adam o kadar emek veriyor işleri güçleri var ya burada ne uğraşacaklar adamlar adamlar bir sevda uğruna yola çıkmışlar sen bunları futboldan uzaklaştırmaya çalışıyorsun gerçekten bakın eski bir oyuncu olarak ben bile Trabzonspor'umuzun maçlarının dışında çok fazla maç izlemeyi sevmiyorum Türkiye'de açıyorum Avrupa maçlarını izliyorum İngiltere izliyorum Fransa'yı izliyorum yani birazcık düşünmemiz lazım ya, futbolun içerisine girmekten böyle korkuyorum yani tekrardan çünkü gerçekten çok büyük kaoslar var biz nasıl ki işimizi layıkıyla like ile yapıyoruz, teknik direktörümüz, sporcularımız işlerini layıkıyla like ile yapıyor. O halde müsabakaları yönetenler de işini layıkıyla like ile yapmaya mecburiyetinde diyor. Hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağız gibisinden devam ediyor arkadaşlar. E şimdi bu adamlar da dünya para harcıyor, bir sürü emek veriyor. Ben burada artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Kasımpaşa maç öncesinde Kasımpaşa'da da hemen geliyorum maça arkadaşlar ve e, maçtan sonra tekrardan bir video çekeceğimi yeniliyorum. Saat e, maç biter bitmez inşallah videomu çekeceğim. Ortalama maçtan sonra bir saat içerisinde de kanalımızda olacak videomuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kasımpaşa'da bir koronavirüs muhabbeti var. Jorgen alakalı bir dedikodu geçiyor. Tabi doğruluk payını bilmiyorum ama sanmıyorum ben çünkü genelde bakıldığı zaman araştırdığım zaman da Jørgensen forvette gözüküyor. 1.90'lık santraforları Danimarkalı en çok dikkat etmemiz gereken oyuncularından bir tanesi. Dün konuştum zaten maç analiziyle alakalı değerlendirmelerimi duymak istiyorsanız bir video geriye döndüğünüz zaman arkadaşlar orada benim bütün değerlendirmelerim var. Gerçekten Kasımpaşa takımı gol yiyebilen ama çok enteresan bir takım. Çok fazla geniş alan bırakmaması gerekiyor Trabzonspor'umuzun. Çünkü e, dedim ya Galatasaray maçından sonra Fatih Hoca'yı da dinledim. Yani. Fatih Terim de Türkiye'deki bence gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden bir tanesi. Beni ilk amili takıma çağıran teknik direktör Fatih Terim'dir. Onu da böyle lafı geçmişken söyleyeyim. Şimdi Diyor ki Kasımpaşa takımı çok hızlı hücuma çıkabilen ve geniş alanlar bıraktığınız zaman bileti kesebilecek bir takım olduğu için biz dedik çok fazla geniş alan bırakmadık ve e, alanları daralttık dedi ki bunu Abdullah Hoca da yapacaktır diye düşünüyorum. Alanları daraltacak, önde basacak özellikle dün de söyledim gene söylüyorum. Çıkarken çok fazla pas hatası var ve bu pas hatalarından kaparak atak yapmayı deneyecek Trabzonspor takımımız. Ben Trabzonspor takımımızın bu maçtan rahat bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani İki, dün dedik 2-1 dedik 3-1 dedik bu şekilde bir e, galibiyetten döneceğini düşünüyorum ben. Tabii ki bir biraz rahat gibi gözükmüyor bize biraz stresi yaratabilir ama hani yenecek bir takım ya y yani yenebileceğimiz bir takım. Çünkü defans hattı gerçekten büyük sıkıntı. Defans hattı büyük problem. Bizim de hücum hattımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Vakeymen'in yeni bir rekora gidiyor Necmi Perekli abimizin. 42 yıl önceki rekorunu kırıyor şimdi inşallah bu maçta da gol atarsa. Vakayeme de 4-4 yaptı. Dün geçen gün videomuzda konuştuk birkaç gün önceki videomuzda. Vakayeme'nin sözleşme durumu var biliyorsunuz. Bunu da değerlendirdik sizlerle. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Abdülkadir Ömür'ün neredeyse yarınız oynamasından yana değil. yarınızla oynatalım, kazanalım, oynar diye düşünüyor. Buna perazı sol bekleyen ziyade sağ bekle oynamasından yanasınız. %90'ınız. Bunu da görüyoruz arkadaşlar. Mesajlarınızı aldım. Yorumlarınızı, yorumlara bıraktığınız mesajları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ama mesela dünkü video artık geride kaldı. Artık bu videoya yorumunuzu yapın. Oraya tekrar yorum yaptığınız zaman geriye dönük bakmıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim o gün içerisinde mesela bu videoyu bugün içerisinde yorumlarınıza bakacağım. Tek tek cevap vereceğim. Onun da altını çizeyim. Sonuç olarak çok fazla uzatmayacağım. Trabzonspor'umuza canlı gönülden başarılar diliyorum. Abdullah Hoca'nın seçeceği kadro çok önemli. Bazı arkadaşlar Siopis ile başlayıp enerjik bir kadro ile çıkmaktan yana. Bruno Perez'i sağ oynatma diyor. İşte sağ önde Abdülkadir Ömer'in yerine Yusuf Sarı deniliyor. Çok fazla aynı şeyle konuşmaya gerek yok sürpriz bir kadro gelebilir mi? Belli olmaz çünkü artık devreye bazı oyuncuların da girmesi gerekiyor dedim. Yaptık hadi parmak, Yunus Mallı bu tarz oyuncuların da o devreye girmesi gerekiyor. Bizi nasıl bir futbol bekleyecek? Nasıl bir maç bekleyeceğiz? Görecek ama göreceğiz ama ben dediğim gibi kazanacağımıza eminim. İnşallah bir sıkıntı yaşanmayacağız. Maçtan sonra da keyifli, neşeli bir video çekeceğiz inşallah. Ee, videomuz sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olalım. Bakın bildirimlerimizi de açalım. Bazı arkadaşlarımız video attığımızdan habersiz sürekli giriyorum çıkıyorum abi ne zaman atacaksın nerede videolar diye benim instagram sayfamdan mesaj atıyorsunuz eksik olmayın. Bildirim açarsanız direkt telefonunuza bildirim de gelir. Bazen bildirimler geç geliyor. Mesela benim <laughs> eşimin de ben de biliyorsunuz şimdi abone doğal olarak ilk abonem eşim diyeyim. O da mesela videoyu atıyorum. Bir saat sonra bildirim geliyor. Evet öyle de bir sıkıntı var. Onun için arada da kontrol etmeyi bırak e, unutmayın. Ve şunu söyleyeyim. E, maç saat 4'te. Maç biter. Bir saat içerisinde yeni videomuz, maç analizimiz, maç istatistikimiz sıcağı sıcağına gelir. Ertesi günde detaylı bir videomuz geliyor biliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı çok seviyorum. Allah'a emanet olun.